İbni Abbas'ın haricilere söylemiş olduğu kufrun dune kufur sözü bu sizin anladığınız küfür değildir. Den kasıt nedir demiş kardeşimiz bir tane. Şimdi kufrun dune kufur sözü yani öncelikle kardeşler bir ayeti veya bir ayetle alakalı yapılmış olan bir tefsiri bağlamından kopardığınız zaman ortaya çok farklı bir anlam çıkıyor. Önce bu kufrun dune kufur nereden çıkmış ben onu anlatayım. Sonra bu sıhhatli midir değil midir onu anlatayım. Şimdi hariciler biliyorsunuz İslam tarihinde büyük günahla Müslümanları tekfir etmeye başladılar. Yani Ali radıyallahu anh'ı ve diğer Müslümanları büyük günahla tekfir ettiler. Tekfir ederken de ne dediler? Tekfir ederken de şöyle dediler. Mesela diyelim ki içki içen kafirdir. Örnek veriyorum. İçki içen niye kafirdir? Bunu izah ediyorlar. Diyorlar ki çünkü Allah kitabında içkinin haram olduğunu söylemiştir. İçkiyi içen bir adam da Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemiştir. Doğal olarak Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler de kafirdirler. Tekrar söylüyorum. İçki içmek haramdır. Allah öyle diyor. İçki içen, yani Allah içki içmeyin diyor kitabında hüküm olarak. İçki içen Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemiş oluyor. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmediği için de bu kafir olmuş oluyor. Çünkü Allah diyor Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir. Bu noktadan yola çıkarak Ali radıyallahu anh'ı ve sahabenin birçoğunu işte hakem olayından ötürü özellikle tekfir ettiler. Sahabeden bazıları da İbni Abbas'tan rivayet edilen bu söz onlarla yaptığı tartışmada onlara dedi ki bu sizin zannettiğiniz gibi bir küfür değildir. Yani Allah'ı inkar etmek, melekleri inkar etmek, kitabı inkar etmek bu böyle bir küfür değildir. Bu nedir? Kufrun dune kufurdur. Yani hatadır ama adamı dinden çıkarmayan bir hatadır. Hatadır, günahtır fakat insanı dinden çıkarmayan kufrun dune kufur olan bir küfürdür demiş oldu. Şimdi biz bu rivayet normalde senet itibariyle problemli bir rivayettir. Senet itibariyle problemli bir rivayettir. Niye? Çünkü bu hadisin senedinde veya bu rivayetin senedinde Hişam İbni Hüceyr'il-Mekki adında alimlerin sikalığında ihtilaf etmiş olduğu bir ravi vardır. Yani bu adam güvenilir bir ravi midir? Yoksa güvenilir bir ravi değil midir? Diye ihtilaf etmişler. Doğal olarak da senedinde var olan bu ihtilaf bu rivayete yapışmamamızı gerekli kılar. Çünkü rivayetin kendisi sahih değildir. İkincisi bu ayette İbni Abbas'ın yani bu zikredilmiş olan görüşe aykırı olan fetvası da vardır. Nedir aykırı olan fetvası? Mesela Abdullah İbni Mesud Allah'ın indirdikleriyle hükmetmemenin direkt küfür olduğunu, Huzeyfe direkt küfür olduğunu, Bera İbni Azib direkt küfür olduğuna dair bu ayet-i kerimeyi tefsir etmişlerdir. Velev ki biz bu rivayeti sahih kabul etmiş olsak bile, eğer sahabenin görüşü bir konuda ihtilaf etmiş olursa, o konuda racih olan hangisi ise racih olan tercih edilir. Fakat burada özellikle altını çizmek istemiş olduğum mesele benim şuydu, konunun başını anlattığımda. İbni Abbas bunu ayeti tefsir sadedinde söylememiştir. Söylemişse bile sahih kabul edersek bunu bu ayeti yanlış anlayan bir taifeye cevap vermek için söylemiştir. Yani sen birileri bir ayeti yanlış anlıyor. O ayet senin anladığın gibi değil diye ona cevap verdiğin zaman sen ayeti tefsir etmiş olmazsın. Onun yanlış anlayışını tefsir etmiş olursun. Onun için bugün haricilerden biri çıkar. Ben içki içeni tekfir ediyorum der. Ve zina yapanı tekfir ederse biz de ona deriz bu senin anlamış olduğun küfür değildir. Ve Maide 44'ü de delil getirirse bu kufrun dune kufurdur deriz. Ama birileri kalkar bunu. Şimdi asıl meseleye geliyoruz. Allah'ın helallerini haram, haramlarını helal yapan. Allah'ın şeriatını tamamen yürürlükten kaldıran ve onun yerine yeni bir şeriat getiren insanlara, tağutlara bu sözü hamleder, tatbik eder ve derse ki bunların küfrü de sizin anladığınız küfür değildi, orada dur deriz. Orada dur deriz. Çünkü İbni Abbas'ın konuşmuş olduğu vaka Ali radıyallahu anh'ın tekfiri meselesidir. Senin konuşmuş olduğun vaka ise tekfirleri dinin aslından olan bütün peygamberlerin kendisiyle gönderilmiş olduğu tağutların tekfiri meselesidir. Allah'la uluhiyetinde çekişmeye kalkan, sen yaratıp hükmettiğin gibi biz de hükmedebiliriz diyen, sen göklerde yıldızlara kanun yap, biz yerlerde insanlara kanun yapalım. Lisan-ı haliyle bunu söyleyen insanlar için İbni Abbas'ın söylediği bu şeyi zikredersen o zaman dersimizde de anlatmış olduğumuz gibi kitabın bütün hükümlerini allak bullak etmiş olursun. Çünkü hükmetmek, kanun yapmak, teşride bulunmak Allah'ın yaratmak gibi kendine has olan sıfatlarındandır.
Onun için Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de der اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرِ Dikkat edin. Yaratmak da, hükmetmek de Allah'a aittir. Yani nasıl ki yaratmakta Allah'ı birliyorsunuz, yaratmayı Allah'tan başkasına vermiyorsunuz, hükmetmede de Allah'ı birlemek zorundasınız, hükmetmeyi Allah'tan başkasına veremezsiniz diye Allah Azze ve Celle bunu söylüyor ve bu onun Rab oluşundandır. Tebârekallâhu Rabbul âlemin. Âlemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Onun için birileri eğer İbni Abbas'ın söylemiş olduğu bu sözü, senedi problemli olan bu sözü getirip bu vakada uygulamaya kalkarsa, biz deriz ki senedi problemli, bambaşka bir vakada söylenmiş olan ve onlarca muhkem ayetin hakkında hüküm bildirmiş olduğu bir konuda böyle bir rivayetle hükmedilmiş olur ki bu da zaten yanlıştır. Allahu alem.